Melikgazi Belediyesi'nin yol açılış törenine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Özaseki şunları söyledi. Kayseri'de kötülerle savaşıp iyiliklerin de önünü açabilmek bizim birinci düsturumuz oldu. Bu işlerin en zor tarafı uğradığınız iftiralar ve size atılan o yalanlar. Sizi en çok üzer. Siz kendi halinde yaşayan bir insansınız. Haliyle duygusalsınız. Profesyonel, yüzü keçileşmiş adamlardan değilsiniz. Her bir işe başladığınızda ya bir fitne fesat grubu var. Toplumda binde bir de olsa zehirlemeye yetiyor. Bütün bu belalarla uğraşıyorsunuz. Tabii normal vatandaş Allah razı olsun diyor ama o fitneci grubun ne çenesi bitiyor ne dedikodusu bitiyor. Bitmek bilmiyor bir türlü. Allah onları da ıslah etsin. Bu toplumdan uzak etsin. Bu arada helalleşme konusu da çok açıldı. Kılıçdaroğlu helalleşiyormuş Kılıçdaroğlu birileriyle. Emin olun benim bu toplumda yaşayan bilmeden kendi halinde safiyane bir şekilde akşam oturmalarında, gündüz dükkan sohbetlerinde dedikodum eden, gıybetim eden benimle ilgili bu konuları dile getirenlerin hepsine hakkım helal olsun. Bakın bunlara hiç vatandaştır. Duyduğu bir şeyi aktarır, konuşur, sohbet ne diyelim ona diyecek bir şeyimiz yok. Ama herkese Kayseri'de yaşayanlara hakkım helal olsun. Özel olarak tezgahlayıp dedikodu üretmek için fesat kumkumaları var. Dedikodu üretim merkezleri diyorduk biz onlara. Düm diyerek tarif ediyorduk. Buralarda başlayıp bunları ortaya atarak menfaat umanlara da hakkım helal değil. Allah'tan ki ilahi adalet var. Yarın Allah onlardan hesap soracak. Ben de göreceğim onları. İnşallah göreceğim. Birkaç kişi de olsa, beş kişi de olsa, yedi kişi de olsa, on kişi de olsa bunlar onlara hakkım helal değil arkadaşlar. Kılıçdaroğlu'na da hakkım helal değil. Bir gün çıkmış meclis kürsüsünde başlıyor beyefendi. Kayseri'de yolsuzluk dosyası. Bir isimler veriyor. Söylediği isimleri Allah şahit ilk defa duyuyorum. Yani şahit gösterdiği adamın ilk defa duyuyorum ismini. Söyledikleri her şey yalan. Sabahleyin kalktık basın toplantısı düzenledik. Bir adam 10 dakikada 10 yalan nasıl söyler? Bu adam Guinness Rekorlar kitabına aday diyerek de anlattık orada. Sonra devam etti 3 ay boyunca. 3 ay boyunca devam etti bu yalanları. Bir gün televizyonda en ünlü, meşhur, şimdi o meşhur gazetelerinde yaza yazan bir adam var. Çıkmışlar, altyazı geçiyor. Kayseri'de rüşvetin belgesi bulundu. Kayseri'de rüşvetin belgesi bulundu. Sırtımız terleyerek bekliyoruz arkadaşlar. Bir insana yapılabilecek hayattaki en büyük eziyetlerden birisi bu. Bekliyoruz. Biraz sonra o sunucu, meşhur şimdi dürüstlük abidesi geçiren zat çıktı. Efendim dedi ki, açıklayalım artık belgeyi. Kılıçdaroğlu oradan bir resim çıkardı, gösteriyor. İşte bu resim. Ne var o resimde? Bir benzinlik gözüküyor. Arka tarafta bir 9 katlı bina resmi var. Beyefendi başladı Kemal Efendi şimdi. Gördünüz mü? Bir benzinliğe bu belediye 9 katlı bina ruhsatı vermiş. İçinde restoran var, düğün salonu var, alışveriş merkezi var. Nasıl başkansın kardeşim sen? Allah'tan korkmuyor musun? İnsan hakkını hiç mi düşünmüyorsun? İnsan canının hiç mi kıymeti yok? Nasıl veriyor veriştiriyor böyle ya? Duyan da inanacak adama sahtekarlığına. Ve o resimde delil gösteriyor. İşte diyor bir belediye başkanı buraya bu binaları verdiyse, restoranı, düğün salonunu verdiyse benzinliğe kesin rüşvet almıştır diyor. Belgesi de budur işte diyor. Ertesi sabah bizim avukatımız bütün gazetecileri topladı. O ismi verilen benzinliğe götürdü arkadaşlar gazetecileri. 9 katlı binayı gösterin. Yok. Düğün salonunu gösterin. Yok. Restoranı gösterin. Restoran da yok. Kendi halinde küçük bir benzinlik. Sadece hadi 8-10 metrekare bir büfe olur ya arkadaşlar. Mendil satar, su satar vesaire falan ondan bir şey var. Ya nasıl yapmış? Fotomontaj. Ya nasıl bir genel başkansın ki sen? Rahmet Atatürk'ün partisinin üzerine oturduğunu her fırsatta dile getirip övünüyorsun bir de. Hiç de layık değilsin, o da ayrı bir şey. Lütfen Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim alınmasınlar bu söylediklerinden. Çünkü benim onlarla hiçbir derdim yok, hiçbir meselem yok. Sahtekarlar, yalancılarla, müfterilerle var benim derdim. Onları ben anlatıyorum.